Çok teşekkür ederim. Sağ olun değerlendirmeniz için. Arkadaşlar hemen Mücella Yapıcı'nın ilk sözlerini duyalım. Kuruştuk. Hiçbir kuruş suçu yok. Hiçbirimizin yoktu. Bu nasıl bir adalet? Hala anlamış değil. Ben burada canlarımı bıraktım çıkıyorum. Hala anlamış değil. Ben burada canlarımı bıraktım çıkıyorum. Evet, Mücella Yapıcı. Normalde önlerine... insan çıkarken sevinir değil mi? Ona bile sevinemiyor. Çünkü arkadaşları... Ben canlarımı bıraktım orada diyor. Mücella Yapıcı aslında tüm meslek hayatını, ömrünü de kent savunmasına adamış isimlerden biriydi. Tıpkı Tayfun Kahraman gibi. Tayfun Kahraman da bu ülkede deprem hazırlığına, hepimizi depreme hazırlamak için İstanbul'da derin, çok büyük bir mücadele veren bir isimdi. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Tayfun Kahraman'a ilişkin bir mesaj paylaşmış. Yol arkadaşım, sevgili Tayfun Kahraman'ın da aralarında bulunduğu Gezi davası sanıklarına verilen cezanın onandığını üzülerek öğrendim. Demokratik hukuk devleti mücadelemizi ve adalet arayışımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. Devletin dini adalettir demiş Ekrem İmamoğlu. Bugün az önce Turgut hocamız da dedi, hani işte seçimin kazanılamamasına değindi ya. Kazanılamayan seçim önümüzdeki uzun süreçteki hukuksuzluğun da bir başlangıcını yeniden yaratmış oldu. Bu tür davaları, bu tür sonuçları daha fazla göreceğiz anlamına geliyor. Maalesef. Şimdi Timur Soykan hattımızda. Telefon bağlantısı mı arkadaşlar? Timur, hem çok yakın dostların cezaevinde bu Gezi davasında, hem de aslında dosyayı çok yakından takip eden bir gazetecisin. Üzüntünü de tahmin edebiliyorum. Sen anlat. Aslında yani bir süreci çok uzun süredir anlattık. Ama tekrarlamakta ve bu hukuksuzluğun altını çizmekte çok büyük fayda var. Çünkü şu an karşımızda olan tablonun en özet hali şudur. Hakkınızda hiçbir delil olmayabilir. 85 milyon insan için bunu söylüyorum. Hakkınızda en ufak bir delil olmayabilir. En ufak bir suç bildiğiniz olmayabilir. Bununla ilgili sadece savcılar niyet okuyabilir. Yani siz bunu aslında hedeflediniz diye sizin hakkınızda hayaller kurabilirler. Sizin hakkınızda etkili ajanlar diyebilirler hiçbir delil olmadan. Veya sizi yönlendiren ajanlar olduğu fantezisine kapılabilir bir savcı, bir yargı. Ama bunlar olduğunda eskiden, buna benzer olaylar yaşandığında ki bunun bir örneği yok, derdiniz ki üç yargıdan döner, yüksek mahkemelerden döner. Gezi davası kararı, Yargıtay tarafından onanması açıkçası şunun ilanıdır. Bu ülkede hukuk ölmüştür. Bu ülkede kimsenin adalet güvencesi yoktur. Adalet güvencesi kalmamıştır. Bakın bu insanlara... Timur, bu ülkede hukuk ölmüştür. Kimsenin de böyle bir güvencesi kalmamıştır dedim. Buradan devam edeceğiz ama Fırat Fıstık hemen Bakırköy cezaevinde, orada biliyorsun az önce, dakikalar önce Mücella Yapıcı tahliye oldu. Bu nasıl adalet, canlarımı orada bıraktım diyerek tahliye oldu ve Fırat bizi bekliyor. İzninle bir Fırat'a döneceğim ve yeniden devam edeceğiz. Fırat, Mücella Yapıcı'nın ilk sözlerini duyduk, bize hemen ilettin. Senin oradaki izlenimlerini dinleyelim. Evet Şule Aydın, yaklaşık olarak 20 dakika önce Mücella Yapıcı arkamda gördüğünüz bu kapıdan serbest bırakıldı. Zaten karar onandıktan sonra müzekkerenin cezaevine gönderildiği belirtilmişti. Mücella Yapıcı ile birlikte Hakan Altınay'da adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye kararı verildi. Onun da şu saatlerde Silivri'den serbest bırakılmasını bekliyoruz. Zaten Halk TV ekranlarında ilk kez Mücella Yapıcı'nın söylediklerini ekranlara getirdik. Ben yine tekrarlamak istiyorum çünkü söyledikleri dışında da demeçleri vardı. Özellikle
medyaya, Halk TV'ye, milletvekillerine, burada onun için uğraşan akademisyenlere, gazetecilere özellikle teşekkür etti. Onların sesi olan herkese teşekkür ettiğini, bunu iletmemi söyledi. Ben de buradan Halk TV ekranlarından bütün aslında herkese bunu iletmiş olayım. Tabii ki Mücella Yapıcı'nın önemli bir mesajı şuydu. Biz içeride canlarımızı bırakarak şu an ben buradan çıkıyorum. Hiçbirisinin tek kuruş bir suçu yoktur dedi. Yine hiçbirimizin suçu yoktu. Ben burada canlarımı bıraktım arkamda ve bu şekilde dışarı çıkıyorum dedi. Tabii ki Gezi davasında 5 sanık hakkında, içinde Can Atalay'ın, Tayfun Kahraman'ın, Mine Özerde'nin, Çiğdem Mater'in de bulunduğu 5 sanık hakkındaki kararlar onandı ve sadece 2 sanık hakkında, Mücella Yapıcı ve Hakan Altınay hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmelerine karar verildi ve hüküm bozulmuş oldu. Tabii ki bu dava çok uzun bir şekilde devam etti. Biz de aslında zaman zaman hem Mücella Yapıcı'yla, hem Hakan Altınay'la, hem de içerideki diğer Gezi tutuklularıyla konuşma fırsatı bulmuştuk ve Mücella Yapıcı çıktığında özellikle şu mesajı iletti. İçeride biz arkadaşlarımızı bırakıyoruz ve biz arkadaşlarımızı bırakarak dışarı çıkıyoruz. Bu nasıl bir adalet diye sordu. Son sözleri buydu ve hemen de zaten dışarı çıktıktan hemen sonra kızları onu karşıladı ve eve doğru arabaya binerek buradan ayrıldı. Fırat, teşekkür ederiz. Sağ ol. Ne söylenebilir? Mücella Yapıcı aslında söylenecek sözleri söyledi. Canlarımı orada bıraktım. Hiçbirinin, hiçbirimizin, hiçbir suçu yok dedi. Turgut hocamızın da söylediği gibi bu isimler kurban olarak seçildi. Milyonlarca kişi oradaydı, Gezi'deydi. Aynı sesi yükseltmişti ama fatura 8 isme kesildi. 5'inin cezası bir müebbet ve diğerlerinin 18 yıl hapis cezası onanmış oldu. Korkunç bir karar elbette. Timur Soykan'la konuşuyorduk ama bir kez daha Mücella Yapıcı'nın sözlerini verebilir miyiz arkadaşlar? Hiçbir kuruş suçu yok. Hiçbirimizin yoktu. Bu nasıl bir adalet? Hala anlamış değilim. Ben burada canlarımı bıraktım, çıkıyorum. Timur, Mücella Yapıcı'nın sözlerini duymuşsundur. Az önce dedin ki bu ülkede hukuk ölmüştür, kimsenin hukuk güvencesi kalmamıştır. Bugün cezaları onanan, evet, Mücella Yapıcı dışarıya çıktı ama kimi tutsak etmeye devam ediyorlar? Tutsak etmeye devam ettikleri kişiler, birincisi Can Atalay. Can Atalay bu ülkede adaletsizliğin olduğu her yerde o adaletsizliğin mağdur, adaletsizliğin kurbanlarının hakkını savunmuş bir isim. Bakın, Aladağ'da tarikat yurdunda yanan çocukların ailelerinin avukatı Can Atalay'dır. Soma'da ölen 301 madencinin yakınlarının avukatı Can Atalay'dır. Bakın, Can Atalay Hendek Hava Fişek Fabrikası'nda ölen işçilerin yakınlarının avukatıdır. Ama sadece bunlar değil, aynı zamanda Mimarlar Odası avukatıdır Can Atalay. Yani kenti korumak için, şehirleri korumak için, kültürleri korumak için, doğayı korumak için, ormanlarımızı, derelerimizi korumak için mücadele eden bir kurumun avukatıdır. Yani işçi budur. Tayfun Kahraman kimdir biliyor musunuz? Tayfun Kahraman bir şehir plancısıdır. İstanbul'un eski şehir plancıları odası başkanıdır. Ve kendisinin zaten görevi, kendisinin görevi doğayı, kenti korumaktır. Yani Gezi Parkı'nı AVM'ye çevirmek istediğinizde buna karşı durmaktır onun işi. Kuzey Ormanları'nı, İstanbul'un yağmaladığınızda, oraya betonlar döktüğünüzde, orayı rant için paramparça ettiğinizde bu kentin ormanlarını, ona karşı durmak Tayfun Kahraman'ın işidir. Sevda Tepesi şu an yeşilse Tayfun Kahraman sayesindedir. Bakın, aynı şekilde Validebağ konusu, hala oraya beton dökemediyseler, Beşiktaş'ı orayı yağmalayamadıysalar, oraya bu insanlar sahip çıktığı içindir. Bakın, Çiğdem Mater kimdir biliyor musunuz? Çiğdem Mater belki